Selam millet, de oyun oynarak birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte. Evet, şimdi videoya baktığınız zaman bu da nesi? Dede yine WoW oynuyor dediğinizi duyar gibiyim ama hayır. Bu normal bir WoW değil. Bu WoW Ascension. Yani WoW'un yükselmiş versiyonu. Nedir yükselmiş versiyonu? Bu private server. Aslında legal değil. Yani böyle hani illegal olarak kuruyorlar, şey yapıyorlar ya. O yüzden link falan paylaşmayacağım sizinle ama videonun adında göreceksiniz şeyi. Oyunun adının aslında ne olduğunu internetten arayıp hemen sunucusunu bulabilirsiniz. Siz de yükleyebilirsiniz oradan. Adamlar çok değişik bir WoW yapmışlar. Şöyle yapmışlar. Level atladığınız zaman istediğiniz klasın, istediğiniz özelliğinden üzerinize ekleyip devam edip yürüyüp gidiyorsunuz. Yani siz şimdi level atla. Ben mesela bir tane karakter yaptım. Çift elli silah kullanan bir karakter yaptım. Çift elli silah kullanan bu karakterime Şaman'dan, Enhancement'dan Rockbiter Weapon diye bir tane özelliği verdim. Yani ekstra attack power verdim adama. Adamın bu ekstra attack power'la çok daha güzel savaşıyor. Biraz daha level atladığınız zaman şimdi görev yapacağım sizlerle birlikte. Birkaç yaratık öldüreceğiz. Biraz daha gelişecek. Adamımız biraz daha geliştikten sonra adamımıza birkaç güzel özellik daha vereceğim. Mesela Paladin'den bir tane şey vermeyi planlıyorum adam için. Attack power'ımı artıracak bir özellik daha vermeyi planlıyorum. Şu üzerimde mi? Evet, üzerimdeymiş. Yine de ben açayım onu. Güzel. Oyun tabi sanal sunucu olduğu için biraz şey yapmışlar. Arttırmışlar bütün her şeyini. Eşyalar biraz kolay düşüyor. Mesela kardeşlerim, aslında olayı şöyle anlatayım. Eğer istatistiklerden dolayı bakacak olursak, mesela hasarı 58-69 bizim karakterimizin. Üzerinde benim verdiğim bufflardan biri yok. Şaman'dan aldığım özellikle 68-79 oluyor. Warrior'ın bir de kendi özelliğiyle kaç olduğunu şimdi göreceğiz ama şu anda göremeyeceğiz onu. Ha, şöyle bir saldırayım onlara. Bağırayım bir. Evet, şimdi göreceğiz. 73-84 oldu. Gördüğünüz gibi. Victor Rush niye bu kadar az can veriyor bana ya? Konuda bir anlaşılmazlık var. Bir anlayamadığım bir durum var o konuda. Victor Rush sanki biraz az can veriyor. Neyse. Sağlık olsun. Hemen gidip yapıştırdım bu sefer ona. Bir level daha atladığım zaman Paladin'den de attack power'ımı alacağım. Nükleer bomba gibi atak yapmaya başlayacağım. Evet, ciddi bir hasar vurdu. Peki. Şimdi bu adamlarla işimiz bitti ama burada ne varmış? Battleworn Axe, Horn of Nezra diye bir şey var. Ama ben şu aşağı bir gideyim. Çünkü görevlerimi bitirdim. Bitirdiğim görevlerimle level atlayabilirim. Hemen gidip level'ımı atlayacağım. Level'ımızı atlayalım. Level'ı geciktirmeyelim ki. Ah be, adamı özelliğime güvenip daldım. Ne kadar hunhar saldırıyorsunuz siz ya. Yoksa Vanilla Börey'i de ben mi unuttum? Çünkü Vanilla WoW haliyle bu oyun. Ben şuradan First Aid'i şöyle bir alayım. First Aid'i de bir açayım. Create All dediğim, oh, bandajlarımı yapayım ben ya. Bu böyle olmayacak yani, bandajların hepsini yapmak lazım. Habire de kullanmak lazım belli ki. Dediğim gibi kendimize bir tane iyileştirme özelliği verip bu çileden kurtulabiliriz. Hatta şu anda var olan puanım 2. 2 puana bir iyileştirme özelliği alabiliyor muyuz? Bakayım. 3, 3, 4, 2'ye zırhımızı arttıran bir özellik alabiliyor. Bak, Priest'ten, Rahip'ten zırh arttıran özelliği de alabiliriz. Ha, ama hasar yedikçe gidiyormuş bu. Yok, bunu almayalım. Holy'den Renew 40 can doldurur diyor. Bu tırt. 40-49 can doldurur diyor. Yani bizim canımız kaç normalde? 500'e yakın canımız var, değil mi? Evet, bu biraz dandik olmuş. Paladin'den o zaman benim söylediğim, istediğim Retribution'da mıydı? Blessing of Might. Aa, o 3'müş. Tamam. Biz bir devam edelim şimdi. Şuradan düşersek ruhumu teslim edebilirim gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Biraz daha kenardan düşersem olur gibi. Göreceğiz. Yine de iyi hasar yedim ha. Hemen gidip görevimizi teslim edelim. Tecrübe puanları bilmem ne, level'lar zaten acayip çarpanlarla çarpılıyor. Her şey havalarda uçuyor.
Evet, bu ikisini bıraktım. Ne istiyorsun? Ha, bir de üzerimizde kıyafetlerin özellikleri var. Mesela yani hiç normal oyunda olmayan şeyler bunlar. Bacağa Stormforged Weapon diye bir şey eklemişler. Oto atakların %5 ihtimalle bilmem ne hasarı vurur diyor. Eldivende Taunt'un Thunderclap vurur diyor. Taunt atarsan Thunderclap vurursun. Aynı şeyi buna da koymuşlar. Taunt'a Thunderclap. Peki. Çok hoş. Şimdi bizi ilgilendiren şey eşya galiba bu. Stormforge Weapon'ı şimdilik görmezden geleceğim. Aynen öyle. İki tane özelliğini level atlayabilir diyor. Bir tane daha fazladan bize puan verdi. Hemen şöyle geliyorum. Paladin'den Blessing of Might'ı alıyorum. 12 Attack Power'da bu arttırır diyor. Aslında 12 Attack Power arttırmak istiyor muyuz? Bir düşünmemiz lazım. Başka neler alabiliyoruz? Yani çok çılgın şeyler alabiliyoruz. Mesela Warlock'tan Corruption alabiliyorum. 44 Shadow Damage atabiliyorum adamlara. Ya da şuradan bak hedefin saldırı gücü 21 düşer diyor. Atak power'ı 21 düşer. Zırhı da %5 düşer. Mesela bunu devamlı herkese atabilirim. Adamları döveceğim için mükemmel olur. Drain Life atabilirim. Adamların devamlı canını emiklerim. Bu da güzel olabilir. Kendime zırh aurası açabilirim. Efendim, Rejuvenation neymiş? 30 saniye 45. Mark of the Wild. Bir tane daha buff buldum. Bütün buffları toplayabiliriz aslında. Kendi kendine buff atan bir tane savaşçımız olur. Ama bu arada Warrior'ın kendi özellikleri de var tabii seçebileceğim. Onlara bir bakmak lazım. Onlar açılıyor devamlı. 60. level'da 80. level'da açılacak diyor. Yani şunları alıp sonra diğerlerine de geçebiliriz. Mesela overpower'ımız yok. Düşmanımız dodge ettiği zaman hatamızı hemen yapıştırırdık. "8 saniye boyunca sana vurulan bütün atakları geri basarsın." diyor. Bak bu da güzel. Olabilir. Fury'den alabileceğimiz bir şey. Yok. Protection'dan alabileceğimiz bir şey. Ha, ama stance gerektiriyormuş. Onu alamıyor. Büyücülük özelliği bile alabiliyoruz. Ya bak. Büyücülükten mesela blink alabiliriz. 5'miş gerçi ama. Savaşçı olarak giderken blink atıp ileri doğru uçup gidiyoruz. Ya da counter spell alabiliriz. Slow fall alabiliriz. Bir yerlerden düşmemek için kullanırız bunu. Gayet güzel olabilir. Polimorf alabiliriz. Savaşçı halimizde adamın birini polimorf yapıp diğerini dalarız. Aslında ben kendime gülüyorum da armor alayım. Zırhını 30 arttırır. Eğer düşman sana vurursa yürüme hızları %15 yavaşlar. Atakların arasındaki sürede %20 yavaşlar. Frost armor alıyorum ya. Vallahi Frost armor alıyorum. Canım çekti. Bir tane de puanım varmış. Bir puanım. Büyücüden bir puana da Slow Fall mu alsam? Ne alsam? Conjure Food ne kadarmış? Vallahi Conjure Food alayım. Aldım gitti. Böyle bir çorba karakter yapıyorum. Bakın şimdi büyücü kısmı geldi. Büyücü kısmından şöyle bir tane yemek yapalım. Şöyle bir tane zırhımız olsun. Artık zırhım da var benim. 30 da zırhım arttı. Silahım da var. Her bir şeyim de var. Çılgın bir adama dönüştüm böyle. Okunmamış mail'im var diyor bir de. Oyunda böyle yüksek seviyede manyak manyak şeyler yapabiliyormuşuz. Şurada gördüğünüz gibi değişik eşyalar yapabiliyoruz. Özelliklerimize, karakterimizin üzerindeki şeylere büyüler falan basabiliyoruz. Ya bunların hepsi tabii çok ileriki seviyelerde yapılan şeyler. Henüz daha biz bunları göremedik ama gördüğünüz gibi bir bakın bir level atladım. Tam bir level atladım. Neredeyse bir tane görev yaparak sadece. Oyun gayet güzel o yüzden. Bize Scroll of Unlearning vermiş bir tane. Scroll of Unlearning vermiş bir tane daha. Teşekkür ederim. Scroll of Unlearning'ler istediğimiz zaman bunları silip yeni şeyler öğrenmemizi sağlıyor. Bu arada talentlarımız var. Talentları da vermemişim. Mesela talentları da WoW'da normalde sırayla verirdiniz. Burada sırasız kafanıza göre verebiliyorsunuz. Bildiğiniz canınız nasıl istiyorsa level'ınızın izin verdiği sürece onları dağıtabiliyorsunuz. My Bullet, My Spec. Çok ilginç. Ha evet yeni spec'ler yapıp birdenbire pat diye oraya geçebiliyoruz galiba. Kolaylık sağlamışlar. Çok güzel özellikler. Şöyle bakalım Heroic Strike artar diyor. Deflection.
%30 kritin artar diyor. Rage artıyor. Ben bunu beğendim. Rage'imiz artsın. İki tane kaldı. Bakalım şimdi aldığımız Mage'den mesela bir şey var mı? Özelliklerin dispellenmesi falan demiş. Bunlar dandik, yaramaz. Mesela bu arada ha, Rogue'dan stealth alıp gizlenen bir savaşçıya dönüşebiliyoruz yani. Gizlenip gizli gizli ilerleyip ondan sonra löpçük diye kafasına atlayabiliyoruz adamların. Paladin'den ne var? Pushback. Seal'larının hasarları falan demiş. Aura Master demiş. Evet, burada çok fazla karma yapabileceğimiz bir şey yok galiba ya. Zırh eşyalarından %4 daha fazla zırh alırsın diyor. Savaşçının zaten böyle bir şey yok mu? Vardır ya böyle bir şey. Overpower'ın Critical Strike, öyle bir şey yok. Critical Strike damage bonusları artsın ya. Vallahi yeter. Çok da fazla kurcalamayayım bunu. Critical Strike damage bonusu artsın. Çift elli daha güzel bir silahım yok. Şuradan eşyalarıma bakayım. İki tane one-handed silahım var gerçi ama neyse. Çok da kurcalamamak lazım bunu. Belly grubu avla diyor. Belly grubu şurada bir yerdeydi galiba. Yarım yamalak hatırladım onu. Evet, belly grubu burada. Şef bilmem ne de senden bir sürü zımbırtı istiyor diyor. İste canım iste. İste, isteyenin bir yüzü kara, her zaman söylüyorum. İşte belli grup. Yok, bu Great Gore Task diye bir şeymiş. Belli grup değilmiş. Adamın aklını alırım. Adamın aklını alırım, beni sinirlendirme. Belli grup nerede? Belli grup task. Aa, belli grup gerçekten burada. Burada olması lazım ama değil. Birisi avlamıştır onu. Çok da kurcalamamak gerekiyor böyle şeyleri. Neden bu üzerimden siliniyor? Ya da üzerimden silinmiyor belki de. Sadece ben silindi zannediyorum. Bu daha mantıklı geldi kulağa düşününce. Evet, üzerinden silinmiyor. Mage Armor üzerimde grafik olarak durmuyormuş sadece. Bir şey aldın dedi. Ne aldın dedi? Ranged Weapon aldın dedi. Ha, benim zaten Ranged Weapon'ım var da mermim yok. O yüzden ateş edemiyorum onunla. Oo, çok çılgın bir hareket yaptı mesela şimdi. İşte bizim verdiğimiz özellikler böyle durumlarda üst üste bindiği zaman çok değişik şeylere sebep oluyor. Hepsi birleşince bazen ağzından ruhu çıkabiliyor düşmanımızın. Atak power'ım 221 olmuş. 75'e 86 vuruyorum şu anda. Normalde Vanilla WoW'da böyle yaratıkları patır kütür döveceksiniz falan. Oo, imkansız. Ama burada acımasızca dalıyorum. 107. Ayakkabım kötüymüş. Hemen değiştireyim. Chest. Olmaz. Chest'im bu kadar kötü değil benim. Leg. 156 değiştirdim. Belli grup gerçekten yok ama. Ha? Canım neredesin? Seni arıyoruz ya. Gözümüz yollarda kaldı. Yalnız belli grupta bizi iyi etti. Ne yapıyor bu hayvan? Birisi bu hayvana bir dur desin. Allah'ım ya Rabbim, ağzımı burnumu kırdı. Ağzımı burnumu kırdı tek kelimeyle. Bunu ben şöyle kenara alayım. Yaptığı yemeği şöyle alayım. Yaptığı yemek ne diyormuş? 61 health. 18. Evet, multi karakter yaparken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyormuş. Mesela bu health efekti rezalet.
Gerçekten tek kelimeyle rezalet. Gidip şunu da verelim. Yine çılgın bir tecrübe puanı alacağız gibi geliyor bana. Al beli grubu, ver çiçeği. Neredeyse level'ı tamamlattı bize. Gerçekten neredeyse level'ı tamamladık. Artık yani gözlerim yaşardı. Şamandan bir özellik daha alsam. Kardeşim benim ya, şuna bak. Aslanlar gibi oradan dağın dağın diye iki tane iyileştirmeyi yapıştırdı bana. Murloc Finn Spotted Sunfish. Bak ne kadar güzel görevler. Murloc Finn ve Spotted Sunfish. Çığlığım yine gitmiş. Rockbiter Weapon çok karlıymış gerçekten. Çok uzun süre duruyor. Şu az duruyor. Sen beni zehirledin mi ya? Ne kadar ahlaksız bir adammışsın. Evet, bir de böyle manyak özellikler olabiliyor arada. Suda mesela %200 hızlı yürüyoruz. Yüzüyoruz. Suda yürünmez. Yüzülür. Şunu giyelim hemen. İşte görmek istediğim muamele buydu. Görmek istediğim, yaşamak istediğim muamele buydu. Bir level daha. Bir mutlu level daha atlıyorum. Öyle hasarlar çıkıyor ki aradan kafası gözü yarılıyor yaratıkların. Hadi. Çok ıskalıyorsun. Iskalama bu kadar. Çok canım gitti ama. Ayıptır bu yaptığın. Belki iki tane one handed silah kullanmalıyım ya. Belki iki tane one handed silah kullanmalıyım gerçekten. Çok daha hızlı, çok daha güzel ataklar yapabilirim böylece. Bakalım Spotted Sunfish'i de kullanmışız. Aa, ilk defa yüzük. Yüzüğüm olsun. Severim. İntelektim artsın. Spiritli bir tane botum olsun. Hadi, critical vurabilirsin. Sen ne yaptın ya? Can mı çaldın öyle benden? Ne yaptın? Ahlaksız adam. Ukuvulu Kuko diye bir tane tip yanımızda ölmüş. Bir saniye sonra bekle. Bekle canım. Bir saniye sonra halledeceğim seni. Bu arada tabii bizim yine puanımız falan geldi. I can't do that yet. That's still recharging. Yalan söylüyor. Yani skill açık gözümün önünde basıyorum. That's still recharging falan diyor. Sunfish. Bazılarını çok kötü dövüyoruz gerçekten. Hayatları sönüyor yani. Bir tane görev vardı ya.
Orman Ozdoğ mu ne diyordu? O buralarda bir yerdeydi yanılmıyorsam. Şurada bir yerdeydi. Aradan onu da şey yapalım. Çıkartalım. Evet şurada. Ozlov'un sandığı. Valla kardeşlerim. World of Warcraft nasıl bir oyunmuş? Birazcık fikrim olsun derseniz. Bedavadan bakmak isterseniz işte yıllardır oynamak istedim. Hep paralı o yüzden oynamadım. Ben para vermem öyle oyuna falan diyorsanız. Bu oyun tam size göre. Hem de her şey çok hızlı. Bildiğiniz her şey hızlı gelişiyor yani. Hareketler, level'lar, bilmem neler. Healer'ın necklace'ını da bulduk aradan. Hadi bakalım. Bir çığlık daha atayım ben. Murloklar şu anda var ya, suda bir tane boss yüzüyor. Çığlık atarak o boss'tan kaçıyorlar büyük ihtimalle. Kendi aralarında o boss'tan bahsediyorlar. Sudaki boss'u gördünüz mü diye. Onlardan hızlı yüzüyor. Mütemadiyen onları suda avlıyor. Şimdi burada görev kaldı mı? Murloc Finn lazımmış. Murloc Finn görev varmış hala. Ben o zaman şöyle bir canımı doldurayım. Sonra şu adamın üzerine doğru gideyim. Ne attırmalım be abi özelliği ya. Hepsini zincirleme peş peşe indirdim. Ama 7 tane fin. Hadi 8 tane fin. Bu yolculuğun tamamını suyun altından yapmak galiba daha karlı olacak. Çünkü suyun içinde çok daha hızlı gidiyorum. Vallahi yürüdüğümden daha hızlı gidiyorum suyun içinde. Şöyle sudan zıplaya zıplaya gideyim. Sudan çıkan canavar. Evet 23. level'dım şu anda. Hala 23. level'ım. Üzücü bir gelişme oldu bu. Bir anda bayağı level atlarım diye düşündüm ama olsun. Bir puanım var. Bitmiş görevlerim var. Canım kolyeni buldum. 3200. Güzel. Kaç? Oo 29.000 experience almam lazımmış. Görevler normalden çok daha fazla experience veriyor evet ama level atlama sınırını normal tutmuşlar. Hello. Al bakayım balık sat. Bir de Murloc Finn sana. Ha? Yine level atladım. Yani durdurulamaz yükselişim devam ediyor. Bir daha level atladım. Neler açılmış? Şöyle bir bakalım şimdi. Balance'dan, Feral'den, Restoration'dan, Tiger's Fury. Ha yok bunlar bize gelmez. Bunlar hayvana dönüşmeyle alakalı şeyler oldukları için sıkıntı olur bunlarla. Hunter'da Marksmanship. Aslında aradan ok da atabiliriz bak. Çok güzel olabilir. Uzaktan doğru tak 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 diye okla saydırıp yakına geldim mi kılıçla tekme tokat gir falan diye. Olabilir bunlar. Survival'dan özellikler alabiliriz. Bir daha mage'e geldim. Şu aslında patladı. Conjure Food gerçekten şeymiş. Dandik bir özellikmiş. Shield'ı beğendim. Shield dandik değil. Kesinlikle işe yarar. Kaçamıyorlar bizden. Yavaş yavaş ezik büzük kalıyorlar. Warrior'dan, Retribution'dan Blessing of Might'ı alacağım. Blessing of Might'ı da ekleyeceğim listeme. Şu anda her şey açık üzerimde değil mi? Aynen öyle. Paladin'den de şuradan Blessing of Might'ı alalım. Kaçtı şimdi bizim attack power'ımız? 237 idi. 79.90'dı. Şöyle yapalım. Blessing of Might'ı kendime atamadım mı? Aa, more powerful spell is already active diyor. Bak bu da bizi avladı şimdi. Blessing of Might'tan daha güçlüymüş. Bizim kullandığımız şey onu kullanamazsın dedi. Canı sağ olsun. Kendime stamina verebilirim. Kendime shield açabilirim.
kendime habire heal atabilirim. 131-160 iyileştirir diyor friendly target'ı. Benim canım kaç? 698-700. Tak tak tak. 3 kere atar devam ederiz işte aslında. Gayet güzel. Shadow'da ne atabiliyormuşuz? Fade ne? Ha, yavaş yavaş gözden kaybolursun. Öyle ki saygınlığını yitirirsin. İnsanların gözünden düşersin falan diyor. Tamam o zaman. Şimdilik bunları seçmeyeceğim. Ben bir tane iyileştirme özelliği alayım kendime. Madem böyle, Greater Heal değil, Flash Heal alıyorum. 1,5 saniyede. Bu nasıl daha iyi şey yapabiliyor ya, iyileştirebiliyor anlamadım. Flash Heal Learn dedim. Hala 1 puanım var, o 1 puan da kalsın abi. 1 puanı harcamaya gerek yok. İlla ki her puan harcanacak diye bir şey yok. Şuradan ataklarımızdan diyeyim ki ben, Strength'in bir kısmını periye çevirir falan, seni korur, sakata gelmeni engeller diyor. Çok güzel. Flash Heal'ı şöyle alıyorum 3'e. Manamı hit point'le takas etmiş oluyorum. Bir savaşçı olarak neden böyle bir şey yapmayayım değil mi? Manamı hit point'le takas edeyim, misler gibi. Hit point bana lazım, mana lazım değil diyerek. Gel bakayım, sana her bir şeyi satmam lazım şimdi. Benim bilekliğim yokmuş. Hiç yokmuş bilekliğim. İlk bilekliğim bu. O yüzden bunu satmıyorum. Tamam. Immolate diye bir özelliğim yok. O yüzden bunu da atabilirim. Bunlar bizim işimiz olan şeyler değil. Enchant Weapon'ı sattım gitti. Kimseye okutamam vallahi. Şimdi bakalım hangisi daha iyi diye. Üzerimizdeki ok daha iyiymiş. Şunları attım. Bot. Evet, ayağımızdaki daha iyi. Pelerin zaten var. Increased armor value of item chest, leg, hand demiş. O zaman biz bunu satmayalım. Tabii şöyle yapalım. Mesela chest diyelim. Chest'te kullanmam lazım. Yanlış şey yapalım. Chest. Bunu normalde oyunda meslek sahibi insanlar yapıyordu. Sattım bunu da. Bunu da sattım. Şimdi bir başkente bir dönelim kardeşlerim. Yeter, yaratık öldürdük, size her şeyi gösterdim. Karakter skilllerini seçiyoruz, kafamıza göre karakter yapıyoruz. Alemlerin kralıyız, kimse bize karışamıyor falan filan, her şey güzel, tamam. Ama bu kadar şeyi yaparken skilllerimizi öğrenmemiz lazım. Yeni skiller öğrendik, bizim skilllerimizin başka levelları var, onları öğrendik. Onları göremiyorum. Belki de onları hızlı bir şekilde çağırmanın bir metodu var. Auto attack, basic campfire, block, criminal intent... Kendi faction'ına saldırabilirsin diyor ya. Kendi faction'daki adamlarla savaşabilirsin diyor. Bu da çok ilginçmiş. No risk PvE. Tamam. No risk PvP. High risk PvP ne? Çok ilginç. Risk girersin. Öldüğün zaman eşyan düşer bilmem ne falan filan diyor. Neden böyle bir şey yapalım ki? Biniyorum Griffin Master'a. Stormwind'e dönüyorum. Stormwind'e bir geri dönerim şimdi. Bakalım ortamda ne varmış. Bir tane oyuncu gördük değil mi? Etrafta geziniyordu. Bana bir iyileştirmek için bir büyü attı, bir şeyler yaptı. Yani çok da fazla oyuncu yok gibiydi etrafta. Yalnız Griffon'un ses efekti bug'lı. Anırıp duruyor. Ga 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 diye. Devamlı durmaksızın aynı ses efektiyle bağırıyor. Evet, Stormwind'e gelmeyi başardık. Gördüğünüz gibi yine Vanilla Stormwind'e. Her şey basic. Bakalım şehrin meydanında bizi kimler karşılayacak. Şurada bir oyuncu gördüm zaten. Koşturuyor. Bir oyuncu da burada. 70. level üstelik. 66. level bir pet. Amanın! Bir sürü oyuncu. Demek ki oyunu oynayanlar varmış en azından. Buradan bunu anlıyoruz. Margil kurgil bir şeyler söyledi. Bir sürü görevler verdi. Zindanlar için görevler verdi. Peki, gayet güzel. Şurada bir yerde bir tane bir kitap mitap olacaktı. Başka birinin kitabı da olsa ondan da faydalanabiliyorum gerçi ama. Havada uçaydı, bir şeyler yapaydı. Çok güzel olacaktı. Tıklardım oradan o kitaba. First Class Experimental. Western Plagueland. Ben bunlara gidebiliyor muyum?
Iron Forge. Wow. Normalde mühendis abiler bunları kullanabilirdi sadece. Mühendis abiler bunlara binerlerdi. Ne diyor? Bir daha kullanamazsın bunu diyor bu kadar süre boyunca. Evet haklısın. Bir tane Sealed Card'ı Skill Card'a dönüştüreyim mi? Yeterince Skill Card'ın yok. Mantıklı. Golden Skill Card 250'ye alırsın. Ne kadar pahalı şeyler bunlar. Bir de Auction Hall'ını kontrol edelim bakalım. Auction Hall'da. Auction Hall çalışıyor mu? İnsanlar bir şeyler koymuşlar mı? Siz necisiniz? Rose Bazaar. Çok değişik şeyler satıyor. Gel bakayım buraya. Oo, satmazlar mı? Auction oldu, her şey var. Sunfury Signet ne bilmiyorum ama 50 bine koymuş birisi. Yuh demek istiyorum. 25 bine ok koymuşlar. Azeroth Travel Guide. Azeroth'ta gezinme rehberi. Bu kadar pahalı olmasa gerek gezinmek. Peki weaponlara bakalım. Mesela two-handed sword'lara. Ne varmış two-handed sword olarak? Bloodforged Obsidian Edge Blade var. Bloodforged Runeblade of the Baron Rivendale. Ah, Baron Rivendale'ın kılıcı ya. Birdenbire anılarım depreşti bunu görünce. Peki balta. Peki gürz. Might of Manatee yok mu? Might of Manatee'i buraya koyamazlar ki. Vallahi kardeşlerim, evet burada Ascension incelememizi bitirelim. Dediğim gibi çorba, karma, karakterler yapabildiğiniz, üzerinde şaman özellikleri, rahip özellikleri, savaşçı özellikleri, her şeyi bulunduran karakter yapabildiğiniz böyle değişik bir oyun. Şu saatten sonra sırtım yere gelmez. Keşke bu iyileştirmeyi daha önce seçseymişim. Evet, biraz önce bu kadar çile çekmezdim. Gayet değişik bir oyun. High level'ına geldiğinizde çok eğlenceli olacağına inanabiliyorum. Bedava sitesine girip indirip denemek isteyen kardeşlerim deneyebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.